Esma hazır bile. Kızımı tavuk döner gibi sardım ya. Şimdi uyandıracağım. Esma. Ay top aslan uyanmıyor. Esma. Ne oldu Hadi anneciğim? kalk kalk. Hadi kalk gidiyoruz gidiyoruz. Hadi kızım hadi hazırlan. Aa, ne oldu sana böyle? Anneciğim, sana hemen şakamı söylüyorum bugünkü. Hazır mısın? Hazırım. Gün boyunca stres filmdesin. Hadi bakalım kalk şimdi. Sosis gibi oldu bu kız ya. Kalkarsın halledersin Esmacığım sen. Oh, Allah pat diye düştü. Ay kıyamam sana ya. Açayım mı Esma? Sarma gibi oldun anneciğim ya. Şöyle yapacağız dur. Şu taraftan açacağım seni. Ya sucuk gibi oldu. Hadi bakalım şimdi artık Ya. Esmacığım. Ben tam güneşin Anneciğim hadi bakalım şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Gidip elini yüzünü yıkıyorsun. Çok terledin ya. Esma piştin kızım ya. yanındayım. Hadi bakalım elini yüzünü yıka. Bakalım Esma gün boyu neler bekliyor arkadaşlar. Hiçbir şey beklemiyor bence. Anne neden peşime takılıyorsun? Seni takip ediyorum. Senin bir gölgen olarak Esma. Elini yüzünü yıka, dişlerini fırçala. Çok terledim bir tane. Evet anne yapamazsın ya benim çok kalın. Evet, hadi önce yüzünü yıka istersen. Bu Ne oldu? ne yaptın? Su israf olmasın diye streçledim anneciğim musluğu ya. Açma açma. Açacağım anne. Anne nasıl ellerimi yıkayayım? Açamadın mı? Suyu fazla harcamıyoruz Esmacığım. Anladın mı? Anladım. Şöyle yap. Oh dedim sana. Tamam. Şimdi yıkayabilirsin elini yüzünü. Şunlar neyse. En önemlisi. Dişlerini de fırçala. Yüzünü yıka biraz ferahla. Sonra da dişlerini fırçala. Hadi bakalım. Anneciğim niye bunu böyle yaptın biliyor musun? Sana söyleyeyim mi? Çünkü sen diş macunu tam ortadan sıkıyorsun böyle. Ben de o yüzden sana şaka olsun diye bak streçledim. Esma bugünkü hayatın hiç kolay geçmeyecek. Çünkü her şeye çok kolay ulaştığın için zorlaştırıyorum ben de. Nasıl fikir ama? Beğenmedin mi? İstersen fırçalama. Anne olmaz ya. Diş sağlığı önemlidir. Hemen aç ve dişlerini fırçala Esma. Açıyorum, açıyorum anne yeni değil bunlar. Nihayet. Anne sen beni çıldırtmaya falan mı çalışıyorsun anne? Bu ne ya? Evet, seni çıldırtmaya çalışıyorum Esmacığım. Tam oradan sıkabiliriz. Getir. Vallahi elim Tam diş kurumuş. fırçasını hemen biraz ıslat bakalım. Acı olmasın. Bunu da sizleştirdim. Tamam getir. Çok yaptım herhalde. Getir bakalım. Dişlerini fırçala. Ondan sonra da Esma hemen aşağı gel tamam mı? Seninle güzel bir oyun oynayacağım. Tamam. Ne oldu? Memnuniyetsiz. Neyse biraz saçlarımı tarayayım. İyi tara hadi bakalım. Tara tara. İşte saçlarını tara birazcık. Çok sert. Anne sen bir kafayı mı yedin? Yok kafayı yemedim. Kafam yerinde duruyor Esma. Sana onu demiyorum. Ben sana ne demiştim? Bugünkü hayatın çok zor olacak Esma. Zaten çok zor ki. Hiçbir şey kolay elde edemeyeceksin. Ona göre. Tamam. İyi hadi saçlarını tara. Sonra gelir biraz televizyon falan izlersin. Al anneciğim kıyafetleri. Sinirlendi ya. Giyinmeyecek misin? Televizyon izleyeceğim. Hadi izle. Kumanda. Bakın. İzlemeyecek misin? Hadi aç da izle anneciğim ya. Neyse ya her şeyi yapmışsın.
birazcık boyama çalışayım. Boyama mı çalışacaksın? İyi hadi çalış o zaman anneciğim. Tahtanda streç olmuş. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ay kalemleri de streçlenmiş bu kızın ya. Hadi aç aç tamam hadi. Ya bir şey olmaz ya. Ne olacak ki Esma? Gün boyunca streçli dolanacağız. Allah Allah. Ne güzel işte. Ne güzel be. Evet hiç hemen güzel söylüyorsun. Anne kalem ver al Esma. Anne kumanda ver al Esma. Anne tabletimi ver al Esma. Birazcık da sen kendine uğraş Esma'cığım. Tablet mi? Neyse birazcık yazı falan yaz Esma bence sen. Ay bunu da açman lazım. Ay bunu da çok streçlemişim ya. Hadi aç bakalım tahtan aç. Çok mu sinirlendi? Çok sinirlendim. Ben de bunu saçacağız biz ya. Çok uğraştım ama Esma. Bütün bir günümü aldı yani bunları streçlemem. Al hadi al. Kalemlerini de açtım. Allah'ım yarabbim ya. Çektiğim çile ya. Çok sinirlendi. Al al. Hadi biraz ders çalış Esma. Ondan sonra kahvaltı falan yaparsın tamam mı anneciğim? Hadi ben de içerideki işlerimi halledeyim. Yani biraz daha streçliyim etrafı. Ne? Anne bir şey mi yiyecek miyiz ya? Ben çok acıktım. Acıktın mı? Evet çok acıktım anne ya. Tamam o zaman sana bir meyve vereyim. Daha kahvaltı falan hazırlamadım Esma'cığım. Meyve yesen olur mu? Olur. Olur olur bence de anne, çok güzel olur. Anne bu işe uğraşlarına yemek yapsaydın. Daha iyi olurdu. Ay çok haklısın Esma'cığım. Al al kızım muz ye. Anne gerçekten mi ya? Sarılır tabii Esma işte bozulmasın kararmasın diye sardım. İyi ver ne olacak sanki? Ya anne küstüm sana ya. Ay her şeyde küsüyor bu kız ya. Allah Allah aç da muzunu ye. Oh mis gibi muz işte. Of anne ya bu şakalarından bıktım artık. Ucunu kırdım. Ay kıyamam sana ya çok mu yoruluyorsun Esma böyle? Çok yoruluyorum ya. Tamam tamam ya isyan etme. Allah Allah. Ay ne güzel de resim çizmişsin buraya. Bu kim? Ben miyim Esma? Esma çok bence. Ay çok güzel çizmişsin. Ama burada çiller de var ama benim çillerim yok şaşkın. Yeni bir model yapmışsın bana. Hadi afiyet olsun. Muzunu ye Esma'cığım. Anne bedene su ver ya. Boğazıma yapışsın. Su yok mu? Su mu? Olmaz mı? Var tabii ki. Sana hemen bir de soğuk su vereyim mi? Ne dersin? Evet soğuk. Buz gibi. Buz gibi soğuk su verelim Esma. Haydi içsin ya. İçi ferahlasın kızımı. Yiyeyim muzunu. Sonra da şey Esma güzel kahvaltı hazırlayacağım sana. Tamam mı anneciğim? Ah suyu. Oh no. Anne bıktım bıktım anne ya. Ne yapıyorsun ya? Ay suyu da mı streçlemişim ben? Geç geç hadi geç. Açar da içersin Esma'cığım. Bunu da yapmışım ya. İnanmıyorum. İnanmıyorum kendime. Her şeyi streçlemişim ben ya. Hayatımı streçle geçiyor. Esma dua et de bak buraları falan yapmamışım. Ben oyuncaklarını yapmadım. Daha ne istiyorsun? Oh sana şükür. Ah suyunu da aç. Biraz zor olacak ama başarırsın bence sen. Evet. Anne vallahi yoruldum. Hiç uyanmasaydım keşke. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Bu ne anne? Beni açamıyor çok musun? Kalın yapmışsın. Ay kıyamam sana. Dur. Dur şuradan açalım. Dur bana da yardım et anneciğim. Ay çok sarmışım ya. Nihayet ya. Bir suya ulaşmak için ne kadar uğraşıyorum. Uğraşacaksın tabii Esma. Ay onun içinde ne var ya? Böcek falan mı var? Yo bir şey yokmuş. İç anneciğim. İç al. Annem yok ya. İç. Ya. Al anneciğim. Bir yudum daha al ya. Ne olacak sanki? Anne doktor kökünken. Hadi bakalım. Ama muzunu da ye. Sıklam olduk ya. Ah muzunu da ye. Beğenmedin galiba Esma böyle zor bir hayatı. Tabii ki hiç beğenmedim. Neyse tamam. Seni streç filmlerine baş başa bırakıyorum. Ben gidiyorum yemek falan hazırlayacağım. Tamam mı anneciğim? Hadi bakalım. Esma'yı bıktırmaya devam ediyoruz. Nasıl ama kışkırtmamız arkadaşlar? Anne benim tabletim nerede? Tablet mi istiyorsun? Evet. İçeride anneciğim salonda. Bak bak koltuğun üzerinde. Heh işte orada. Vay arkadaşlar tableti de sarmış be. Oynama diye sardım Esma'cığım. Belki evet. Belki açamazsın oynamazsın bugün. Ha ne dersin? Hem gözlerinde dinlenmiş olur. Bence açma. Açacağım anne çok sıkıldım. Niye çok sıkılıyorsun ya? Allah Allah. Bence açma Esma'ya.
Açacağım anne, bu benim tabletim, karışamazsın. İyi tamam, hadi gidiyorum ben. Üf ya, bak Allah'ım ya. Tableti açmak için yarım saat uğraşıyorum. Tableti kıracağım şimdi. Darlandım ben bu kadından. Ya bu streçle niye yerlere atıyorsun anneciğim ya? Açtıktan sonra çöpe atsana kızım. Anne. Efendim. Bari bir tane çikolata ver de rahatlayayım be. Bak bak bak, isteğe bak. Çikolatayla mı rahatlayacaksın? Evet. Keyfin yerine mi gelecek yani? Evet. İyi hadi vereyim ya, kıyamam. Bugün seni gerçekten çok yordum Esma'cığım ya. Yoruldun değil mi anneciğim? Çok yoruldum gerçekten. Tamam, şu karton evim var ya, onun içine bir tane ben sürpriz yumurta koymuştum. Onu oradan alıp yiyebilirsin. Oh, sonunda be, karton evi sarmamışsın. Ay, kız ben bunu niye unuttum? İnanmıyorum ya, ben aslında bu karton evi sarmalıydım, ne güzel. Al oradan da çikolatanı ye anneciğim. Hadi o da sana ödül olsun. Bu çikolata mı? Evet, sürpriz yumurta. Yumurtayı da sardım. Üf anne ya, bıktım artık, yapma anne, bir dur yerinde. İstersen yemeyebilirsin, ver bana. Yiyeceğim. Ver ver, onu açmak zor olur, istersen ben yiyeyim. Kız niye atıyorsun, yumurtamı kırdın? Şaşkın. Ay bunu açmamak için görüyor musunuz, yemiyor. Oh ne güzel, artık ben bütün abur cuburları streç filme saracağım Esma'cığım. En iyisi ben açayım da kendim yiyeyim şu sürpriz yumurtayı. Anne. Of be, nihayet ya. İçeride boğuluyordum neredeyse ya. A few moments later. Kapı çaldı Esma. Kim geldi acaba? Ben de bilmiyorum anne. Tabletle mi oynuyorsun şaşkın kız? Dur bakalım kim gelmiş acaba? Gel sen de bak. Aa, bu ne? Bu ne anneciğim böyle? Sakın açmayın diyor. Aa, sakın açma yazıyor. Kime geldi acaba Esma'cığım bu? Belki bize gelmiştir. Aa, kargocu yoksa bunu bırakıp gitti mi? Olabilir. Ama biz bir şey sipariş etmemiştik ki Esma. Acaba baban mı sipariş etti? Belki babam bana hediye almıştır. Hediye mi almıştır ama açmayın yazıyor Esma. Açmamamız belki lazım. Belki sürpriz. Sürpriz midir? O zaman ne yapalım biliyor musun? Koliyi içeriye alalım ama açmayalım, tamam mı? Çok ağırmış. Ay bu ne böyle Esma? Çok ağır. Nasıl alacağız biz içeriye bunu? Nasıl ya? Anlamadım ki. Tut bakalım bir ucundan. Tuttum anne. Tut. Kaldır. Baksana. Aa, kedicik de bindi üzerine. Dur bakalım, içeriye doğru itekleyeceğim, tamam mı Esma'cığım? Siz çekilin bakalım. Allah Allah, kim ne sipariş etti acaba? Üzerine de kuru kafa koymuşlar resim olarak Esma'cığım. Demek baban kendisi için bir şeyler aldı, kırılmasın diye de böyle üzerine yazı yazdırdı. Neyse, bu koli burada dursun Esma. Biz sakın açmayalım, tamam mı anneciğim? Tamam anne. Belki içinde tehlikeli bir şey de olabilir. Ay. Gel biz odamıza gidelim de ders çalışmaya devam edelim. Sen de gel tarçın. Evet, tarçını da getir çünkü o oynayabilir onun içinde. Evet, merak ediyor çünkü ne olduğunu. Evet, hadi gel bakalım. Biz şimdi ne çalışıyorduk Esma? Matematik mi çalışıyorduk? İyi hadi o zaman. Al eline kalemini. Söylediğim sayıları yaz bakalım. 8. 8 eksi 3. Hadi yaz bakalım. Artı yazdım ben, eksi söylüyorum. Eksi 3. Eksi 3. Of be, nihayet ya. İçeride boğuluyordum neredeyse ya, nefessiz kaldım. Anne kız ne kadar da çok konuştular ya, bıdı 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 bıdı. Hiç gitmeyecekler zannetmiştim. Neyse, işte artık evin içine girdim. Hırsızlık yapabilirim. Anam, bir ses duydum sanki ya. Çok mu gürültü yaptım acaba? Yine yakalanıp polise teslim edecekler beni ya. Neyse, hemen değerli bir şeyler bulup hemen tüymem lazım buradan. Zaten karton kolinin içinde çok sıkıştım. Hiçbir şey yok. İçeriden sesler geliyor. Yavaş yavaş içerilere doğru gideyim bari ya. Hiçbir şeycik de bulamadım zaten. Eğer bu evde bir şey bulamazsam kutunun içine geri gideyim de geriden kargolasınlar beni ya.
anneciğim. Aferin Esma ya, çok güzel cevapladın. Aa. O ses ne ya? Ne oluyor ya? Yine ne oluyor Esma? Tatlı, sen burada kal kızım. Evet, kedimiz burada kalsın. Esma ne oluyor içeride? Dur bir dakika. Bir dakika. Baba, kapıyı kilitlemedik mi? Baban gelmedi ki. Akşam mı oldu Esmacığım? İşten gelmedi daha. Anne kapıyı kilitlememişti. Kilitledik anneciğim ya. Geç bakayım yavaş. Ay, kedi de Esma'dan daha meraklı. Bak, o nereye gidiyor? Kim o? Hırsız. Hırsız mı? Nasıl girmiş Esma acaba evin içine ya? Kapılar da kilitli. Bacadan mı girdi yoksa yine bu? Anne kapı da kilitlemedi. Kargoyu aldı. Aa, kutunun içinden mi çıktı yoksa? Ay, sen şu kediyi kucağına bir al bakalım Esma. Tamam mı? Al. O senin kucağında böyle dursun. Şişt, Tarçın sessiz ol kızım. Sakın miyavlama. Yerde sürünüyor şu an. Tamam, gideceğiz bakacağız. Tamam, ona plan kuracağız. Dur bakayım. Nerede? Bakayım. Esma. Ne yapıyor bu deli? Hem acemi hem de deli, farkında mısın? Ona hemen tuzak kurmamız lazım. Hemen bir şeyler düşün Esma. Geç. Ne yapsak ki acaba? Ne yapsak? Polis arayacağız. Telefon nerede? Telefon içeride kaldı. Esma, ne yapacağımızı ben çok iyi biliyorum. Tabletini hemen aç anneciğim. Hemen oradan polis sireni açacağız, tamam mı? Ondan sonra hırsızın yanına bırakacağız tableti. O da polis geldiğini zannedip kaçıp gidecek, tamam mı? Polis sesi açacağız. Çabuk, çok mantıklı. Çok akıllıyım. Hadi bakalım anneciğim, çabuk ben hızlan. Peki. Çabuk sen bulursun. Ben bulamam anne. İşte hazır Esma. Sen bunu elinde tut, tamam mı? Ben şimdi hırsıza bakacağım. Acaba nereye gidiyor? Sakın ses yapma. Anne, ben şey almışsın. Efendim? Bir şeyleri almışsın anne. Hemen bilmiyorum yapalım. Artık Esma'cığım, dur. Sakin ol. Beni burada bekle. Tamam. Allah, düştü ya. Ne kadar da sakar Esma ya. Gözünün önünü görmüyor. Gözleri de kör galiba. Anne. Efendim. Adam üstü acemi hırsız. Evet, acemi hırsız. Bu evden hiçbir şey alamadan direkt polisler yakalıyor onu, değil mi anneciğim? Ya, üç defa geldi. Değil mi? Gel bakalım. Bakayım nereye gidiyor. Sus, sessiz ol. Yukarı kata çıkıyor Esma. Ver bakalım onu. Gel. Yürü. Yürü anneciğim, yürü. Bak, buraya koyalım Esma. Esma gel. Şuraya koyalım. Ya kız, nereye kaçıyorsun? Ya beni beklesene. Ne oldu? Esma bak, bunun içinden çıkmış. Ne geliyor? Ay, gördün mü Esma? Ne kadar da akıllı ya. Karton kutunun içine saklanmış hırsız. Gel bakalım. Merdivenin oraya bırakalım Esma. Koş. Yürü. Ben şimdi ona bakacağım. Tarçın mı gitti? İnanmıyorum. Kedi gitti. Hırsızın yanına gitti. Gel, gelsene Esma. Merdiven nerede? Yürü, koy buraya. Buraya koy. Pis diyor. Kediyi kaçıracak. Esma, buraya gel. Esma, kediyi kaçıracak. Versene şunu. Anneciğim, versene şunu. Aldım. Ver bakalım. Tamam, sessiz ol. Tamam, buraya koydum. Ay, acımadı. Kaç. Esma, hırsız korktu ve kaçtı gitti ya. İşe yaradı. Kapat anneciğim, sesini kapat. Ay, nihayet bir hırsızdan daha kurtulabildik Esmacığım. Ay, ben var ya çok korktum, biliyor musun? Tarçını kaçıracak zannettim. Şişt, yaramaz kedi, senin hırsızın yanında ne işin var ya? Onu korkutmaya mı çıktı acaba Esma? Aa, galiba birden. Ay, kedimiz de çok akıllı Esma. Hırsızı yabancı biri olarak gördü ya merdivenlerde. Onu korkutmak istedi galiba. Ay, nihayet kurtulduk Esma'cığım ya. Bu karton kutuyu da hemen atalım. Şuna bak, şuna. Yaramaz hırsıza bir bak. Bir de sakın açma yazmış. Bizi kandırdı. Demek ki Esma'cığım, ne öğrendik? Kapıda bize ait olmayan hiçbir şeyi evin içine almamamız gerekiyormuş. Evet. Değil mi anneciğim? Dur bakalım, ben de bunu bir atayım çöpe. Bir de apartmana bakayım. Acaba hırsız nerede? Gitti mi acaba? Dur bakalım Esma. Gitti mi acaba? Yukarı kata çıktı.
İnanmıyorum. Demek ki yukarıdaymış bunun yeri. Hemen polisleri aramamız.